Evet. Grafik verilmiş. Fonksiyonun grafiği bize sorulan şey bu fonksiyonun minimum ve maksimum değerlerinin toplamıydı. Arkadaşlar biz değerleri incelediğimiz zaman y eksen üzerine bakıyorduk. Y en altta kalan kısım fonksiyonun minimum değeri. En yukarıda kalan kısımsa fonksiyonun maksimum değeriydi. O zaman buradaki eksi 5 değerimiz en alttaki kısım minimum değeridir. En yukarıdaki değerimiz de 7 değeridir. Bu da bizim maksimum değerimizdir. 7 ile eksi 5'in toplamını soruyor bize. Cevabımız 2'dir arkadaşım.